Azerbaycan önemli bir uluslararası foruma daha ev sahipliği yapıyor. Başkent Bakü'de 40 ülkenin eski ve faal liderlerini buluşturan 8. Küresel Bakü Forumu başladı. Forumda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını ve teklif sunduklarını açıkladı. Forumda Türkiye'yi de AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım temsil ediyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8. Bakü Küresel Forumu başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, koronavirüs sonrası dünya konulu forumda açılış konuşması yaptı. Aliyev, Azerbaycan'da 18 yaş üstü nüfusun %60'ının aşılandığını açıkladı. Azerbaycan'ın pandemi döneminde Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem başkanı olarak 30'dan fazla ülkeye mali ve insani yardım sağladığını, pek çok ülkeye ücretsiz aşı gönderdiğini belirtti. İlham Aliyev, forumun katılımcılarına yıl dönümüne günler kalan 2. Karabağ Savaşı ve savaş sonrası dönem hakkında da bilgi verdi. İkinci Karabağ Savaşı ya da bizim tabirimizle Vatan Savaşı 44 gün devam etti ve Ermeni ordusunun tamamen yenilgisiyle sona erdi. Ermenistan koşullarımızı kabul etmek zorunda kaldı. Savaş sona erdi ve biz sözümüzü tuttuk. Ermenistan bize çekilme takvimini verdiğinde savaş durdu. 4 gün sonra Azerbaycan halkı tarihi zaferimizin 1. yıl dönümünü kutlayacak. Aliyev, Ermenistan'ın yıllar boyunca işgal altındaki topraklara verdiği zarara dikkat çekti, barbarlık nitelendirmesinde bulundu. Kurtardığımız topraklarda tam bir yıkım gördük. İşgal yıllarında yıkmadıkları tek bir bina bile kalmamıştı. Tüm tarihi yapıları, 65 camiyi, evleri ve kamu binalarını yıktılar. Bu barbarlığın kanıtıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yurdundan edilen 1 milyondan fazla kişinin kurtarılmış topraklara döneceğini belirtti. Adalet er ya da geç yerini bulur dedi. Kurtarılan bölgeleri yeniden inşa ediyoruz. Eminim ki kısa sürede Ermeni işgalinden etkilenen 1 milyondan fazla kişi bölgelere dönecek. Savaşın gösterdiği şey şu ki, adalet er ya da geç yerini bulur. Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını, hatta teklif sunduklarını söyledi. Artık savaş sonrası dönemdeyiz. Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmak için bazı teklifler yaptık. Barış ve gelecek hakkında konuşmak istiyoruz. Ama maalesef henüz tekliflerimize yanıt alamadık. Aynı zamanda uluslararası hukuk çerçevesinde sınırların çizilmesi ve belirlenmesi teklifini de sunduk. Bu teklife de henüz yanıt alamadık. Forumda Türkiye'yi AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım temsil ediyor. O da konuşmasında Karabağ'a değindi, bir haksızlık ortadan kalktı diye konuştu. 44 gün savaşından sonra Azerbaycan yıllarca sabırla Birleşmiş Milletler, AGİT ve Minsk süreçlerinin çözümlerini beklerken bir çözüm elde edemeyince kendi topraklarında kendi kararını verdi ve haklı mücadelesini 44 gün içerisinde bir zaferle sonuçlandırdı. Bugünlerde o zaferin 1. yıl dönümü. Tabii ki şehitler oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatını kaybeden insanlar oldu. Acılar yaşandı ama sonunda bir haksızlık tamamen ortadan kalkmış oldu. 6 Kasım'da sona erecek foruma 40 ülkeden hem faal hem de eski cumhurbaşkanı, başbakan ve devlet görevlileri katılıyor. Forum Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi organizatörlüğünde düzenleniyor.